Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza sigaraya gelen 2 liralık zammı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Az bile yapmışlar ya. Neden abi? Bu millete layık durun için. Kaç para gelmeliydi sizce? 100 lira olmalıydı ya. İçen içmeyen belli olsun ya. Paketi 100 lira olsun. Bu millete layık çünkü. Neden öyle dedin abi? Anamızı ağlattılar ya. Anamızı ağlattılar. Ağlamaya da devam edeceğiz bu şekilde. Böyle giderse diye. Evet, maalesef öyle ya. Maalesef. O kadar kötü mü abi? Kötü değil, yerin içine girdik ya. Suriyeliler birinci sınıf vatandaş. Biz üçüncü sınıf vatandaşlık ya. Adamların hiç evinden çıktıklarını görüyor musunuz mu? Bir tane hastalananı görüyor musunuz mu? Hep bizimkiler hastalanıyor, hep bizimkiler ölüyor. Adamlar devletten her türlü desteği alıyorlar. 900 lira yardım alıyorlar, gıda yardımını alıyorlar Allah'a şükür onlardan. Covid'den ölen yok ya. Efendim? Covid'den ölen görmedim diyor. Yok, onlardan yok. Bizimkilerden var. Onlar diyorsun ki devlet o korumasın onlar ya. Çok sağ olun. Öyle. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi istediği kadar gelsin, ben sigara kullanmıyorum. Kullananlar peki zam gelince bırakabilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Gıdalarından keserler, yiyeceklerinden keserler, çocuklarına verdikleri harçlıktan keserler, yine içerler. Peki efendim, biliyorsunuz sigaranın 18 dalı vergiye gidiyor. Evet. Sizce fazla mı? Yani o bilmiyorum. Bana sorulacak bir soru değil çünkü devletin gelirleriyle ilgili. Evet. Yani bana normal sorulacak mi? Bir şekil değil. Yani, %86 bir üründen vergi almak. Yani zaruri bir tüketim maddesi değil. Zaruri bir ihtiyaç değil. İstedik, petrolden de alınıyor. Kaç liraya alınıyor, kaç liraya satılıyor biliyoruz. Nasıl efendim? Ya petrolden de aynı şekilde. Yani benzinin de geçmişte... Zaruri de, ama. Bu da... bilmiyorum, kişiye göre değişir zaruri mi değil mi? Yani şimdi araç kullananlar... Ulaşımı herkes kullanıyor sonuçta. Aracı yoksa da otobüse biniyor. Oraya gelen zam oraya yansıyor. Yani yorum yapmıyorum bu hususta. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum. Yorum yapmıyorum. Neden? Ben anlamam o işlerden. Sigaraya zam geldi diyor. Sigara kullanmıyorum. Tamam, ete gelse? Ben onu da bilmiyorum. Eti de yemiyorum diyor. Yemiyorum. Ayakkabıya gelse? Giyiyorum. Ne düşünürsün zam gelse? Yapacak bir şey yok. Gelsin. Evet. Sıkıntı yok. Aynen. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Abi sigaraya zam geldi. Ne düşünüyorsunuz 2 lira? İyi, iyi ya, normal. İyi diyorsun yani. Evet, iyi. 60 senedir içiyoruz yani. Hiç zamsız bir yılımız, ayımız geçmiyor ki. Evet. Yani gelince ne oluyor yani? Gelecek. 100 lira da olsa içerim mi diyorsun abi yani? Abi herkes cebine güvenecek. Evet. Cebine güvenen içecek, cebine güvenmeyen. Yani devir dolap olmadı mı olmaz yani Türkiye'de. Devir dolap olacak yani, elbette olacak. Zaman olacak diyorsun yani. Ekmek yiyen var o sigaranın çay yaşından. Kim yiyor abi? Çalışan bizim vatandaşlar. Evet. Yani olsun diyor zam. He, olsun, sıkıntı yok yani. Öderiz diyor. Öderiz yani. Vatandaşta para da var. Hiç daha 20 lira da olsa önemli değil yani. Bak. Ben de size soruyorum. Sor abi. Cumhuriyet kurulalı kaç yıl oldu? İşte 1923'te kuruldu. Kaç yıl oldu? Bir asır oldu. Evet. Tamam, bir asır. Ben 60 yaşındayım. Şimdi bu hükümet kaç yıldır başımızda? 18. 20'di. Tamam. 20'di. 20'den 100'ü çık. 80. 80 senedir bu ülkede her şey güllük gülistanlık mıydı? Zam yok, yok muydu? Niye? Niye değildi? Ama 20 yılda iktidarda kalan ben yok. Ben 90 yıllarında enflasyona yenik düştüm. Mesleğe bıraktım. Ben esnaf adamım. Evet abi. 90'lı yıllarda. Şimdi bir şey yok ki yani. Şu andaki esnafın halini biliyor musun? Durumunu? Şu andaki esnafta bir şey yok. Gezelim hasta, mi bir? Hasta bölünürse bölünüyor. Gezelim çoğalıyor. Beraber? Çoğalıyor. Ne iş yaptınız? Lahmacuncuydu, etli bize dükkanı. Şu anda dolaşalım mı lahmacuncuları? Bu krizde neyi? Bu krizde neyi dolaşacak? Ama kriz olduğunu kabul ediyorsunuz. Ya kriz var. Şu anda bir şeylik var ya, millet savaştan çıkmış gibi. Evet. Sıkıntı var diyor. Ya düzelecek. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet. Antrenmanda ter dökmeyen maçı kazanamaz. Abi 18 yıl oldu. He. Antrenmanı mı kaldı? He. O kadar ısınsa buhar olur uçar adam. Halen eskilerin şeyleri ödeniyor, cezaları ödeniyor. Geçmişteki hangi ceza abi mesela? Yönetenlerin eksiklikleri. Abi 80 yılına kadar bu ülke hiç yönetilmedi ki. Neden abi? Hiç yönetilmedi. 1923'ten?
1923'ten 1943'e 49'a kadar 173 tane işletme açılmış, fabrikalar açılmış, demir yolları açılmış, fabrikalar açılmış. Peki 2000'den sonra açılan bize bir şey sorabilir miyiz? Evet. 2000'den sonra açılan bize 5 tane fabrikamızı sayabilir miyiz? 5 değil 3 sayın. Devlet fabrika açmaz ki birader. Ama açılmış. O zaman açılmış. Devlet fabrika açmaz. Neden devlet, açmasın? Devlet abi? Altyapı yapar. Neden açmasın abi? Devlet, şeker fabrikalarını kim açtı? Hambetti. Devlet o eskidendi. Şimdi niye açılmıyor? Aç kuruş devlete para kazandırdı. Tekeli olsun, şekeri olsun. Telekom olsun. Hangisi para kazandırdı hepsi devlete? Hepsi kazandırıyordu abi. Ben hiç kazandığını görmedim. Adam 30 gün gitmeden maaş alıyorlardı. Kontrolü kim yapacak abi? Yapsın devletin suçu. İşte devlet yapacak yani. Evet, sen nasıl görevini, vazifeni yapıyorsan evet. O da o görevini yapacak. İşte yapmıyorsa yani. Onun eksikliğidir. Bitti abi. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah, sağ ol. Tarlalara tütün ekmesinler. Neden abi? Ne olacak? Hem paramız gidiyor hem sağlığımız. İçmesem de olur diyorum. İçmemek herkes biliyor onun zaten zararlı olduğunu dünya alem biliyor da. Ama zam gelse de içeceğim mi abi? Zam gelirse tütün içeceğim. O da zararlı. Zararlı ama niye? Bulaştıranların gözü kör olsun. Fiyatı uygun ama. Fiyatı falan parayla alakası yok onun. Evet. Bağımlılık. Evet. Ben istiyorum ki Türk gençliği hep uyuşuk olmasın, dinç olsun böyle. Direkt İçmesin. İçmesin tabii. Ama ben size söylüyorum, siz de yakın çevrenize, çocuklar bunu içinize çektiğiniz an bağımlı olursunuz. Birisi size 10 milyar da verse bir tane yak içine çek deseler bile çekmesinler. Bağımlılık orada başlıyor. Bütün bağımlılıklar öyledir yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sigaraya zam gelmesi güzel bir şey bence yani. O kadar çok da önemli değil. Bırakır mı abi insanlar sigaraya zam gelince? Bilmiyorum. Ben bırakır mıyım, bırakmam. Neden iyi abi? Yani şimdi baktığınız zaman hani sadece bizim ülkemizde pahalı değil. Sigara yabancı ülkelerde daha pahalı. Evet. Yani biz sigaranın 15 pound olduğunu biliyoruz. 15 lira yani. Yok 15 pound. Tamam o, aynı tamam. Birime bakarsak 15 lira. Yani yok 50 liraya geliyor Türkiye parasıyla. Ama oranın parasını da maaşa çarpınca tabii. 8 lira biliyoruz pound. Ya sigaraya zam gelmesi çok da önemli değil aslında, gelsin ama şu anda her taraf kapalı. Evet. Kimse çalışmıyor, nasıl olacak? Ya bıraksan ne olacak? Bırakırsın, iş başladığında tekrar başlarsın. Yine başlarsın. Stres yani, sıkıntı değil. Tabii yani stres sıkıntı olmadığı zaman insanlar rahat olursa, güçlü olursa daha rahat yani üstesinden gelir. Yani yoksa zorla bir şey yaptıramazsınız insanlara. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bırakıyoruz ya. Neden? İşte gücümüz yetmiyor, o kadar alamayız. Bağlı oldu. Yani zam gelince bırakır mısın? Bırakırım. Daha önce gelen zamlarda niye bırakmadın? Daha önce gene bırakmayı düşündük, bir süre bıraktım, tekrar geri başladım. Yine de başladım diyor. Yine de başladım. İnşallah bırakırız. Bu sefer bırakırız. İnşallah, sağ olun. İnşallah, sağ olun. Bence bırakmak lazım bu sigarayı ya. Bırakabilir misin? Ya bu iade sorunu bir insanda ama... Ya insan istedirse her şeyi yapar. İrade var mı? Var, biraz var ama ne bileyim kendimi bundan... Yalnızlığımı gidiyor. Ya mutlu hissetmiyorum aslında da yani bir arkadaş gibi görüyorum. Ne bileyim bir dost, sırdaş gibi. Yani teselli arıyorum. Onun dumanında neler gidiyor kim bilir? Neler gidiyor, neler gidiyor. Eyvallah, çok sağ olun. Ne düşünebiliriz ki yani? Alıştık artık zamlara. Alışkanlık mı oldu? Alışkanlık oldu bizde. Her şeyde yani, bir sigarada değil, her şeyde. Yani bugün içtiğim sigara 15 liraysa, yarın 25 lira olsa bile normal karşılıyoruz. İçiliyor mu? İçiyor mu insanlar? İçiyorlar. Yine de içiyorlar. Yine de içiyorlar, bırakamıyorlar. Evet abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani zam Türkiye'de artık yenik hale getirildi. Çok doğru bir şey değil. Ne yazık ki zam verenlerin maaşları 50 bin lira, 100 bin lira ama... Zam yiyenlerin 2 bin lira. Tabii, tabii. Aynen. Bu çelişkiyi gidermek lazım. Yazıktır, günahtır millet. Yani milletvekili olmak, bakan olmak, cumhurbaşkanı olmak bir şey değiştirmiyor. Evet. Gelsinler bakalım, bizim asgari ücreti alsınlar, geçsinler de geçinebilecekler mi? Evet. Değil mi? Neşet Ertaş'ın dediği gibi garibanın bir cuvarası var demişti. Aynen. Doğru mu ben abi? Ben içmiyorum, kullanmıyorum ama kulağına saygı duyuyorum. Ben içiyorum. Evet. Aynen öyle, doğru söylemiş Neşet Ertaş. Aynen. Garibanın bir cuvarası var, ne yapsın, onu da mı içmiyorsun demişti. Yani bu ülkede ozanlar doğru şeyleri söylemişler. Söyledikleri şeyler de zaman içerisinde, süreç içerisinde, yaşadığımız sürece de
ortaya çıkıyor doğrulukları. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok kötü, ben de sigara içiyorum. Çok kötü olmuş gerçekten, ne diyelim. Yapacak bir şey yok diyor. Yapacak bir şey. Bırakır mısın peki abi sigaraya gelen zamları? Daha çok içiyorum ya. Daha çok içiyorum. Daha çok efkarlanıyorum zam gelince. Evet, daha çok içiyorum gerçekten. Bir paket içiyorsan bir buçuk içiyorsun. Öyle oluyor yani genelde. Evet. Onu pek teşekkür ederim. Yani ne söyleyeyim şu anda bilemiyorum. Yani sigarayla ilgili söyleyeceğim. Ya ben birazcık muhalif düşünceler sahibim. Onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece tepkiliyim yani. Yani durup dururken neden 2 lira geldi? Onu anlamakta güçlük çekiyoruz şu anda. Durup dururken. Çünkü muhalifim diyorum size. Ya bir dünya aklımda soru var yani. Bir dünya aklımda soru var. Durup dururken neden geldi? Yazın ortasında biz alışmıştık yılbaşından bu zamlara. Sigaraya durup dururken. Uçmaya devam ediyoruz o zaman. Diyelim yani, ben böyle bitireyim yani. Vallahi bu konuda yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Zamı koymuşlar adamlar. Evet yani. Peki, İçmek istiyorsanız alacaksınız. Peki sigaraya zam olunca insanlar sigarayı bırakıyor mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. İnanmıyorum. Yok. İçecek adam yine içer. 100 lira olsa kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Eyvallah. Vallahi yapacak bir şey yok. Ne düşünüyorsun arkadaş? Ne yapayım sigarayı? Ne zaman geldin? Bugün. Bilmiyorum vallahi. Zamla da haber yok. Kolay gelsin. O kadar hızlı oluyor diyorsun. Evet. Az bile lan. Neden abi? Millet hiç olmazsa bıraksın, hiç olmazsa 40 lira olsun da kimse içmesin. Bırakabiliyor mu insanlar zam gelince? Yok, daha çok içiliyor. Daha çok efkar basıyor. Aynen. Eyvallah, sağ ol. Düşünceni söyle. Komik. Neden abi? İçenler düşünsün. İçmeyenler için hava hoş diyor. Hava hoş. Düşünmeye başladım çünkü ben içiyorum. Ne yapacaksın abi? İçeceğim. Yapacak mısın? Yok canım, içeceğiz. Peki sigaraya yapılan zamlar sigarayı bırakmaya teşvik edici mi? Tabii. Bırakıyor mu insanlar? Onaylıyorum ben. Ha? Bırakıyor mu insanlar? Maksat içeni, tiryakisi olanı bıraktırmak değil ki, olaya niye öyle bakıyorsunuz? Özendirici bir şey ya. Evet. Özendiriciliğini caydırmak için bence. Yeni nesil içmiyor. Yani bundan 15 sene önceki sigaraya başlama yaşı ya da sayısıyla şimdiki aynı değil ki. Şimdi biz içiyoruz. Tabii canım, biz yıllardır içiyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz ama yeni nesil için caydırıcı oluyor. Caydırıcı oluyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol. Sesim çıkmaz benim, ne cevap olacak ki? Sigaradan mı çıkmıyor ses? Yo, ben kanserden ameliyat oldum. Geçmiş olsun abi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi sigaradan ben bir zarar görmedim. Sigarayı bıraktım, kanser oldum. Ondan sonra bir daha başladın tedavi. Sonra bir daha başladım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Çok iyi oldu, ben içmiyorum çünkü. İçenler ne yapacak? İçmesinler abi. Sigarayı bırakırlar mı peki zam gelince? Bırakırlar, ben 12 sene oldu bırakalı, onlar da bırak. Zam yüzünden mi bıraktın? Hayır, abi? Alakası yok, sağlığım yüzünden. Sağlık yüzünden, evet. Eyvallah abi, sağ ol. Siz valla dostum. Neden? Çok para çünkü, maliyetin daha üstünü veriyorlar. Yani gerçekten. Bir sigaranın 18 tanesi vergiye, 2 tanesi vatandaşa, normal aynen olarak geliyor. Ne düşünüyorsun? Çok mu fazla? Çok fazla. Üstünün üstü yani. ÖTV'nin de ÖTV'si zam mı geliyor? Aynen, doğrudur. Her şey vergi yani. Olmuyor hani böyle. Biraz daha insanları düşünüp vergiden biraz kısıtmaları daha doğru olur yani, doğal olur. Peki insanlar sigarayı bırakır mı sizce çok pahalı olunca? Yoksa pahalı devam da olsa içerler mi? Ya. Devam ederler. Ederler ama maddi sıkıntılar yaşanan yani. Aynen oluyor. Gerçekten onu öyle. Onun yerine tütün alıyorlar yani, tütün içiyorlar. Sarma içiyorlar. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim.